Göktengri'ye haber edile. Islıklı ok atıla. Ey mavi göğün sahibi Göktengri. Oklarımızın ıslığını duy. Bizi dinle. Yağız yerin tek hakimi Ulu Gökkağan'ın ulu ecesine kulak ver. Yere buğday saçarız ki barış ola. Toprağa kımız akıtırız ki kan akmaya. Atları salarız ki bizim uçtula. Mavi göğü, Yağız yeri, bilge suyu kollayan Tengrim. Bize bir işaret bağışla. Yolumuz bize esenlik mi getirir, karanlık mı? Tengrim bize bir işaret bağışla. Timur! Savunmaya geç! Halı korumaya alın! Hanımızı koruyun! O iki küçük çocuk için. Çift başlı kurdun pençesi orada! Açın kapıyı! Ulak gelin! Margıbek. Geldiler mi? Bekleriz Balamir Yapkum. Hazırlıklar bitti mi? Bitti Margıbek. Tek eksiğimiz hanımız. Eksik olsun hanımız. Kır çiçek. Bana kızma babam. Eksik bir tekine gelin giderim. Hiç mi üzülmezsin? Balamir Yapkum. Çift başlı kurdun pençesi Alpago hanımızı vurmuş. Kandaşı nasıl? Yarası ölümcülmüş Yapkum.
arkadaşımın canı için Göktengri'ye yakaracağım. Çıkın. Herkes çıksın. Okları çıkardım. Tam yüreğine gelmemiş. Ne zaman uyanır? Okun biri yüreğini kaçırmış. Ama öteki ok omuz kemiğini kırmış. Hanımız çok kan kaybetmiş. Göktengri bilir. Ama uyanması çok zor. Düğün diye çıktık. Yuva mı vardı Kalpako? Hep bu uğursuz eksik yüzünden.
Ana. Göktengir'in izin vermedi verilmesine. Hep bu hırsız yüzünden. Ana yeter! 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 Rahat bırak artık şu garibi. Dili vardı, doğumu verin beni dedi. Ne uğursuzluğunu gördün? Hain damın sütünü içti. Daha büyük uğursuzluğum olur. Hanımızı vurana çapulcunun hiç mi suçu yoktur? Ana! Ana! Eğer babam ölecekse... Tengrim korusun. O albuz okçu yüzünden ölecek. Batuga yüzünden değil. Batuga sende ne dedi, ok babamın yüreğini kaçırdı. Bütün Bozkır'ı aramam gerekse de sana and olsun ki bulayacağım. Hanımızı vuran okçuyu ayaklarının altına sereceğim. Nasıl? Saltuk. Kimdir bilmeyiz. Çift başlı kurdun pençesiyim diye herkesin bildiği yüzü saklı bir kız. Bulayacağım. Ben yüzünü gördüm. Bir daha görsen tanır mısın? Çok kısa bir an gördüm. Ama şu boylarda. Kaşları kara, saçları örük. Bir dokun kolunu sıyırdı. Yarası vardır. Sen kalasın Saltuk. O çapulcuyu yakalama görevini babam bana vermişti. Teginim, sen burada kalasın. Hanımızın durumu ağırdır. Babanın yanından ayrılmayasın. Alpagoğan gerçekten öldü mü şimdi? Batuga sendeledi. Ok tam üreğine gelmedi gibi ama. İki tane ok yedi bağrına. Çoktan ölmüştür. Erlik Ağa'nın boğaları alıp yerin dibine götürmüştür o avuzu. Ak kız, babanın öcünü aldık. Babamın sesini duydum düşümde. Ne dedi? Yayını ger, okunu at. Düştüğü yer yazgındır dedi. Ok da kartal gibi, ejderha gibi bir şey isabet etti. Alpagoğan işte. Öcünü aldım. Yazgın öcünü almaktı. Yine kanar bu. Şunu sar da Alpagoğan'ın yuh törenini görmeden ölmeyeyim. Asıl bizim düğünü görmeden ölemezsin. Demeyem hanım. Bu kadar ganimetten bize de düğün yapacak kadar düşer. Düşer ya. Hazır ak, kızın kolu da yaralı. Risto'yunda ona bir güzel yanık seni alırım artık. Ben sana tek kolumla da yeterim. Aha, yetersin, yetersin. Şimdi bile yenerim seni. Var mısın? Oo! İzle oğlum bak. Dönersem alırım kızı. İyi. Ama ben yenersem bir daha ısırma demek yok. Kabul.
kutudaki ağaç hedef. Yeter! Sen bir yenilmelere doyamadın. En sonunda ben yeneceğim Hakkız'ı. Alacağım seni, o olacak. Sen bir bakayım atına. Yoldurma o saçlarını bana. Ok yarışı marışı yok. Git Çolpan Ağa'na haber ver. Emrin olur Sırma Hanım. Hemen obaya gidiyoruz. Malları dağıtıyoruz. Haftaya da düğün yapıyoruz. Sürün şu arabayı. Haydi haydi. Tamam Sırma Hatun. Dellenme ya. Dellenirim. Dellendim. Aa. Haydi. 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 Kızdırmayın Sırma'yı. Hadi. Gel oğlum. Neden çaldın? Açım Çolpan Hanım. Herkes aç. Neden açız? Hanımız bizi niye doyurmaz? Çünkü babamın ve bacımın canına kıyan gökler bizi gök ordaya sokmazlar. Hayvanlarımızı, keçimizi, sütümüzü sattırmazlar. İpek yolunda ticaret yaptırmazlar. O yüzden açız. Senin açlığının sebebi göklerdir. Ama sen dağdan çaldın. Dağ dağ satmaz. Dağ dağdan çalmaz. Dağ gökten hakkını alır. Ama dağdan çalmaz. Çalamaz. Töremiz boyundan çalanın canını alır. Sana yarlığım, açlıktan yavaş yavaş ölmendir. Etme hanım. Kılıcınla al canımı. Kılıçla ölmek yiğitlerin hakkıdır. Adi bir hırsız kılıcımın onurunu hak etmez. Yaşadığın gibi onursuzca öleceksin. Bağlayın direğe. Yine çapıla mı çıktın sen? Çıktım. Ama bu sefer Gök Kağanlığı'nın vergi kervanını değil, yeğenin Batuga'nın gelin görümlüğü kervanını çapulladım. Kapıyı kapat Tilbe. Sen ne yaptın? Alpaguhan,
bizi obamızdan sürdü. Beni de, seni de yetim bıraktı. Yeğenini öksüz bıraktı. Biz senelerdir hiçbir şey etmeden oturduk. Ne bilirsin benim oturduğumu? Oturmadıysan hani verdiğin söz? Hani içtiğin and? Benim hanım obasına söz vermişti. Gök, dağın önünde diz çökecek demişti. Hanım yapamadı. Ben yaptım. Alpa kulağına diz çöktürdüm. Diz çök. Hayır. Hanının önünde diz çök. Sen Alpagu Han'a göklere diz çöktürdüğünü sanırsın, öyle mi? Diz çöktürmek için önce diz çökmek gerek. Sen binmişimi öyle bir bozdun ki Akkız. Evren Alp'ın emaneti olmasan şimdi alırdım canını. Yaman, yok edin arabayı. Kuzubek! Kayıt ekini gördün mü?
Taht odasındadır. Tengrim sana uzun ömürler versin han baba. Ama senden sonra benim kağan olmamı mı dilersin? Kurultay seçecek elbet ama ülkeler kılıçla alınır, bilgiyle tutulur. Ola ki kandaşın Temur kılıcını senin aklına sunarsa Gökhanlığının sırtı yere gelmez. Babam! Daha ölmedi. Ölmedi. Ölmeyecek de. Ben sadece... Sen sadece... O... Onu burada görmeyi özledim de. Sen... Sen niye buraya geldin? Seni aradım. Saltuk. Han babanızın durumu ağırdır, sen kalasın dedi ama... kanıma dokunur. Babamı vuran o albazın peşinden gitmediğim için. Bir bölük alpalık çıkayım derim. Saltuk bulamazsa çıkarsın. Babam o görevi bana verdi. Saltuğa değil. Çift başlı kurdun pençesini sen bulacaksın Temur dedi. Temur! Burada kal. Babama bir şey olursa bir de seni aramayalım. İyi. Eğer babama bir şey olursa seni nerede bulacağımızı biliriz. Nasıl olsa.